Adnan Tay 40 yıllık çalışmaları sonunda evrim teorisinin geçersizliğini bilimsel olarak ortaya koydu. Materyalizmi yıktı. Dünyada var olan gücü devlet diktatörlük, yenilgiye karşılık Adnan Oktar'ın bu şekilde susturulmasını planladı. Adnan Oktar İngiliz Derin Devleti'ni deşifre etti. Türkiye ve İslam dünyası üzerindeki planlarına kamete uğrattı. Bu isimde yazdığı eserlerini yayınladıktan sonra İngiliz Derin Devleti iftiracıları vasıtasıyla kurumlarımızı yanıltarak Adnan Oktar'ın tutuklanmasını sağladı. Adnan Oktar böylece terör örgütü PKK'ya karşı tek fikri mücadeleyi yürüten kişi olarak örgütün ideolojik yapısını çökertti. Fikri eleştirilerle morali bozan PKK'nın mücadele gücü yok oldu. Böylece devletimizle birlikte bölme tehlikesini bertaraf etti. Örgütün arkasındaki dış güçler Adnan Oktar'ın durdurulması için harekete geçti. Adnan Oktar bağnazlıkta tek ve en etkili mücadeleyi yürüttü. Kitaplarıyla, filmleriyle ve televizyon programlarıyla hurafelerin ortadan kalkması için büyük çaba sarf etti. FETÖ ve DİAŞ'ın hurafe anlayışlarını tek tek eleştirdi, Kur'an'a dayalı İslam'ı savundu. DİAŞ, EKD gibi örgütlerin ölüm listesine girdi, bağnazların hedefi oldu. Adnan Oktar Kur'an'ı yerine getirmek isteyen İngiliz Rumiliği projesini boşa çıkardı. Eserleri ve İngiliz Rumiliğinin İslam ile alakası olmadığını ortaya koydu. İslam'ın yerine İngiliz Rumiliğini hakim kılmak isteyenler onu hedef edindi. Adnan Oktar homoseksüellikle mücadele etti. Dünyada büyük lobisi olan ve her alanda desteklenen bu yapının ülkemize sirayet etmesini engellemek için çaba gösterdi. Adnan Oktar kadınların özgürlüğünü ve güvenliğini önemli bir konu olarak ele aldı. Her programında kadınlara verilmesi gereken değerin üzerinde önemli durdu. Kadın düşmanı bağnazlar onu hedef haline getirdi. Milli olan ve dünya barışı için önemli olan Türk İslam Birliği'nin kurulmasına yönelik mücadele veren Adnan Oktar, başta FETÖ olmak üzere İslam Birliği karşıtlarının hedefi oldu. Geçmişte de kendisine defalarca kokain komplosu, örgü suçlaması gibi komplolar kurulan Adnan Oktar'a bugün de benzer iftiralarla benzer bir komplo kurulmuştur. Adaletimiz yanıltmak istenmektedir. Ancak Türk adaleti geçmişte nasıl Adnan Oktar'a yapılanların komplo olduğunu ortaya çıkardıysa yine ortaya çıkaracaktır.